Yakın zamanda ansızın aramızdan ayrılan Tolga Savacı'nın ölümünün ardından herkesi şok eden gerçek ortaya çıktı. Tolga Savacı'nın eşinden herkesi şok eden itiraf sosyal medyada gündem oldu. Yakın zamanda ansızın aramızdan ayrılan Tolga Savacı'nın ölümünün ardından herkesi şok eden gerçek ortaya çıktı. Yıllardır mutlu bir hayat geçirdiği bilinen Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen gelen iddialara karşı ilk defa konuştu. Sessiz sakin hayat süren usta oyuncunun gidişiyle saklı tutulan sırlar su yüzüne çıkmaya başladı. Karısından boşandığı ve bu gerçeği yıllardır medyadan sakladığı öğrenilen oyuncunun karısı tüm gerçekleri anlattı. Yeşil çamdan kayan bir yıldızın daha ardından yerli yersiz mevzular çıkmaya başladı. Mütevazi yaşantısıyla örnek olan sanatçılardan olan Tolga Savacı hakkında bazı gerçekler olduğu ve bu gerçekleri sakladığı iddia edildi. Yıllarca usta isimlerle birçok filmde rol alan oyuncu, iş kariyerini ve ev hayatını karıştırmamış, sakin bilindiği kadar temiz bir hayat sürmüştü. Üç evlilik geçiren usta oyuncu son olarak Nermin Bezmen ile evliydi. Erken ölümüyle sevenlerini üzen usta oyuncu 60 yaşında kalp krizi sonucu maalesef hayata gözlerini yumdu. İkamet ettiği yerde toprağa verilen usta oyuncunun ardından can sıkıcı iddialar ortaya çıktı. İlk gün eşinin ölüm haberini duyan Nermin Bezmen, eşinin en çok kendisini sevdiğini ve iyi ki benimle evli olduğunu, bu hayatta başıma gelen en güzel şey olduğunu söylemişti. Ama günler sonra aslında Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen ile boşandığını ve bu gerçeği herkesten sakladığı ortaya çıktı. Günler süren söylentiler sonrası Nermin Bezmen konu hakkında ilk kez konuştu. Şu sözleriyle kendini ifade etmeye çalıştı. Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde Sevdiceğim Tolgacımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah'tan korkusuz yalan haberlerle üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolgam'ın hayranlarına lütfen üzülmeyin. Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah ilk günkü kadar aşığım sana diye sarmalamıştı beni. Ben de sana bir tanem demiştim. Son sözlerimiz buydu diye söyleyen Nermin Bezmen, bazen bazı insanların bazı insanlara imtihan olarak geldiğini düşünüyorum.'' Yoksa niçin böyle haberler çıksın ki? İnanın acımızı yaşarken bir de bunlara üzülmek bizi çok yoruyor.